Destur! Valide Kösem Sultan Hazretleri. Sultanım, hediyenizi aldım. Lakin hatunu tanımam etmem. Yazık oldu biçareye. Her daim olduğu gibi gene bir günahsız kurban edildi. Sana git dediğimde gidecektin Gülbahar. Sözümü dinlemedin. Şimdi sen gitmek istesen de ben yollamam seni. Gözümün önünde, elimin altında olacaksın. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynayacağım seninle. Her gece yattığında sabah kalkmak için dua edeceksin. Sonra bir gün, hiç beklemediğim bir gün, canını alacağım. Hünkârım burası. Hünkârım. Salüte. Sal... Evliya Çelebi sen Latince bilirsin. Ne yazmış bu gafiller? Salutem morte. Ölüm kurtuluştur manasına geliyor ağam. İfşa olduğunu anlamışlar. Hala buradalar. Tarikatlarından yüzlercesini sürgün ettik. Lakin esas hainler hala aramızda dolaşıyor. Allah'ın izniyle hepsini saklandıkları delikten çıkarıp onların ciğerini sökeceğiz hünkârım. Bunlar son çırpınışları hünkârım. Çember iyice daraldı. Çırpındıkça batacak hainler. Gemilere bindirip göndermek yerine hepsinin canını almak lazımmış. Bundan böyle hiç kimseye af yok. O alçaklarla saf tutan herkes kahrımın pençesinde tir tir titriyecek. Cornelius. Artık başımıza bela olamayacak sultanım. Beni bu beladan kurtar. Kurtaracağım sizi. Nihayet Sinan Paşa.
Madem rahip öldü, artık yerin daha sağlamdır. Zira kösem rahat durmuyor. Tehdit etmeye başladı beni. Er ya da geç saldıracaktır. Ben sizi canım pahasına korurum sultanım. Zaten hepsinin suyu ısındı. İsyanla beraber kösem sultan da, Sultan Murat da yanacak. Biz de istediğimiz güce ulaşacağız. Ve siz valide sultan olacaksınız. Sen de sadık veziri azamım. Cihan devletini birlikte idare edeceğiz. Sultanım. Ne oldu Halil Paşa, iyiyim demişsin? Yazık ki korktuğumuz başımıza geldi sultanım. Emriniz üzere Anadolu'ya geçtim ve İlyas Paşa'yı takip ettirdim. Şam'a geçmemiş gafil. Balıkesir'e çekilmiş ve orada asker topluymuş. Konuşmamız gereken bir mesele var, mühim. Lalezer, neler oluyor? Malumatım yok Has Odabaşı. Ya, peki Hanife Hatun hakkında malumatın var mı? Ne oldu ona, gönderdin mi? Elbette gönderdim. Sen kimi kandırıyorsun Hatun? Ağalara sordum. Eski saraya giden olmamış. Ne yaptınız Hatun'a? Öldü mü yoksa? Soruyu isterseniz valide sultanımıza sorun. Lalezar. Bu cüreti kimden aldığın belli. Lakin karşında kim var unutma. Velhasıl bu laflar tehlikeli. Silahtar ağa, mesele nedir? Seni alakadar etmez, kemankeş. Allah razı olsun kemankeş ağam. Tam vaktinde geldiniz. Hayırdır Lalezer Hatun? Has Odabaşı'nın seninle ne gibi bir derdi var? Yine vazifemi pek hazmedemedi. Sürekli emirler verip duruyor. Siz nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah. Sağ olasın. İlyas Paşa Şam'a gitmemiş, Balıkesir'e dönmüş. İsyan için ordu topluyormuş. Ben sana dedim Murat, buradayken alacaktık hainin kellesini. Zehirli sarmış gibi dört yanımızı sardılar. Nereyi kessem başka yerden sarıyorlar. Bugün sarayda bir cizvit haini yakaladık. Elebaşları olan rahibin cesedini bulduk. Acem elçileri de bu işin içindeymiş. Onlar da kaçtı. Durduk yere hediye getirmez acemler. Böyle olacağı belliydi. Sizi merak etmeyin validem. Hepsinin sonu yakın. İlyas Paşa'nın kellesini de bizzat ben alacağım. Payitahttan ayrılmanı istemiyorum Murat. Bir kere ayrıldın, canımdan oluyordum neredeyse. Allah korusun validem.
Ağlar. Hünkârım. Ahizade Efendi'ye haber verin. Gelsin. Arz odasına. Emredersiniz hünkârım. Ahizade'yi niye çağırıyorsun? Ne alakası var bu mevzuyla? Ben de bunu merak ediyorum validem. Zira İlyas Paşa'yı ısrarla göndermemi tavsiye eden Ahizade Efendi'ydi. Müftü Hazretleri. Vaziyet nedir? Yahya Efendi ile alakalı mevzular tetkik edildi mi? Müftü Hazretleri, oğlunuz Seyit Efendi bizzat tetkik edip alakadar oluyorlar. Lakin şimdiye kadar bir ses seda çıkmadı. Çıkmaz tabii. Yahya öyle kurnazdır ki minareyi çalar, kılıfını da hazırlayıp üstüne uydurur. Gel. Müftü Hazretleri, hünkârımız sizi görmek isterler. Hayırdır inşallah. Mesele nedir? Malumatım yok. Pekala. Sen çık, ben geliyorum.